Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. 50 günde DGS KPSS Matematik kampında hız problemlerinin normalde 5-4 tane videosu olacaktı. Video sayısını bir tane artırdık, 5 tane olacak dedik. Çok uzun olmasın dedik, bu video bir tık daha, bir tık daha kısa olacak. Şimdi geldik, ilkinde ne yaptık arkadaşlar? Araçlar böyle zıt yönlü hareket yapsınlar. Birbirlerinin işlerini kolaylaştırsınlar dedik. Hızları ne yaparak gittik? Toplayarak gittik. Şimdi geldik aynı yönlü harekete. Hmm, bu aynı yönlü hareket ne ola ne ola ne ola. ...şimdi i̇şte aynı yönlü hareket şu arkadaşlar. Şimdi bir aracımız olsun burada. Tamam bir yolumuz olsun. Araçlardan biri bu tarafa gitsin. Biri de yine aynı tarafa gitsin. İkisi de sağa gidiyor. Aynı yönlü hareket. Şimdi kafanda canlandırmanı istiyorum. Şimdi aralarındaki uzaklık 100 kilometre olsun tamam mı? 100 kilometre olsun. Bunun hızı saatte 20 kilometre olsun. Bunun hızı da saatte 20 kilometre olsun. Yani aslında kovalama soruları biri birini ne yapıyor kovalıyor. Ama bunun hızıyla bunun hızı aynıysa arkadaşlar bu araç bu aracı asla yakalayamaz. Ne olur? Peki Aralarındaki uzaklık bir saat sonra da 100 olarak kalır, 2 saat sonra da 100 olarak kalır niye? Bunun aldığı yolla mesela bu buradan buraya 40 kilometre gittiyse, bu da buradan buraya 40 kilometre gidecek. O zaman yine aralarındaki mesafe yine ne olacak? 100 olacak. Yani kovalama sorularında eğer hızları birbirleriyle aynıysa aralarındaki mesafe hep sabit kalır. Peki gel şimdi şöyle yapalım. Aldım yine yolumu çizdim. Şimdi dedim ki yine aradaki mesafe 100 dedim tamam mı? 100 kilometre dedim tamam. Bunun hızı 20 dedim tamam mı? Bunun hızı da 20 artı 5'tim. Yani hızına... 25 diyeyim. Şimdi o zaman bu araç bu aracı artık yakalar. Niye? Yani uzun sürer yakalaması ama yakalar. Hocam ne kadar süre sonra yakalar? Çok basit bak. Yukarıda 20 ile 20 olunca yakalayamıyordu değil mi? 20 ile 20 birbirlerini dengeleyecek. Bunun yakalaması için fazlalık 5'i kullanacak. Bu 5 ile neyi kapatmaya çalışacak biliyor musunuz? Aralarındaki mesafeyi yani bu sefer hızları farkını alacağız. Şöyle olacak bakın. 100 aralarındaki mesafe ne kadar? 100 var. Bunun bunu yakalayabilmesi için fazladan 100 daha yol alması lazım. Bak bu 20 ile bu 20 birbirlerini dengeler. Yani yukarıdaki gibi eşit uzunlukları sağlar. Yakalaması için şu 5 kullanılır. Yani bunun hızlı olan hızı 25. Yavaş olan hızı 20. Farklarını aldım. Çarpı T dedim. O zaman buradan 100... Eşittir 5 çarpı T. Her iki tarafı 5'e böldüğümde T 20. Kaç saat sonra yakalarmış? 20 saat sonra yakalarmış. Hadi bakalım yakalayabiliyor mu? 20 saat sonra ne oluyor? Bir bakalım hadi. Şimdi aralarındaki mesafe 100'dü. Bunun hızı 25'ti. Bunun hızı neydi? 20'ydi. Şimdi 20 saat sonra bu şu ilerler değil mi? Şöyle bir yere gelir. 20 saatte 20 hızıyla... 20 çarpı 20'den ne kadar yol almıştır bu 400 yani şuranın uzunluğunun 400 olduğunu buldum Peki 20 saat sonra bu ne kadar yol alır ona bir bakalım şimdi onun aldığı yola x diyelim hızı 25 20 çaptım ne kadar yol aldı 500 bak şurası 400'dü e şurası 100 o zaman toplamları 500 bak tam yakalamış oldu gördük mü yani araçlardan biri diğerini kovalıyorsa Aralarındaki mesafeyi kapatabilmek için bunun hızından yavaş olanın hızını ne yapacağım? Çıkaracağım. Aralarındaki mesafe eşittir. Hızları farkı çarpı t diyeceğim. Ama ispatını da yapacağım şimdi dur. İspatını da yapacağım. İspatsız bizde iş olmaz. Gel bakalım ispatı nasıl? Şimdi ispatını da gör ki nereden geldiğini bil. Şimdi aralarındaki mesafe x diyelim. Bunun hızına v1 diyelim. Bunun hızına v2 diyelim. Tabii ki yakalayabilmesi için V1'in V2'den büyük olması lazım. Şimdi V1 aracı V2'yi kovalıyor. Bir yerde yakalayacak, değil mi? Şöyle şurada yakalasın. Buradaki mesafeye, yakaladığı mesafeye A diyelim. Şimdi aynı anda harekete geçiyorlarsa bunun buradan buraya gelme süresi T ise bunun da buradan buraya gelme süresi T'dir. Hadi denklemlerimizi yazalım şimdi. Bu araç V2 hızındaki araç A kadar yol aldı. A yolunu V2 hızıyla T kadar zamanda aldı. V2 çarpı T. Şimdi V1 hızıyla hareket eden araç ne kadar yol aldı? Hem X'i hem A'yı aldı. Yakalayacak onu. X artı A kadar yol aldı. Hangi hızıyla? V1 hızıyla. Ne kadar zamanda t kadar zamanda bu sefer taraf tarafa çıkarıyorum eksi eksi a'lar götürdü x x ne bakın burada aralarındaki ilk mesafe eşittir bakın bunları t parantezine aldığımda hızlar farkı çarpı t oldu o zaman araçlarımdan biri diğerini kovalıyorsa aralarındaki mesafeyi alacaksın x kovalayanın hızından kaçanın hızını çıkaracaksın çarpı T işte bu T V2'nin V1'i yakalama zamanıdır. Bu kadar. Hocam başka şekli var mı bunun? Var tabii. Mesela dairesel pist. Şuradalar arkadaşlar işte motor yarışları gibi düşünün veya araba yarışları gibi düşünün tur bindirme diyoruz değil mi? Hızlı olan yavaş olandan önde başlar hızlıca başlar onu bir daha yakalar. Bir daha yakalayabilmesi için ne kadar fazla yol alması gerekiyor onu düşün. Bak yavaş olan Mesela şuradan şuraya kadar gelir. Hızlı olan ne yapar arkadaşlar? Gelir böyle bir tur atar sonra yakalar. Peki ne kadar yol aldı bakın fazla yol aldı. Şu kısımları aynı bakın. Şu kısımları aynı. Tam şuradan şuraya kadar olan mesafemiz. Bakın şuradan şuraya kadar olan mesafemiz tam bir tur. Yani tur bindirme sorularında dairesel pistlerde fazlalık Hızlı olan, yavaş olandan bir tur kadar fazla yol aldığı için çevreyi kullanırız. Çevre kadar fazla yol alması lazım, tur bindirebilmesi için. Hızlı olanın hızından yavaş olanın hızını çıkaracağım. İlk tur bindirme, yani ilk kez karşılaşma. Yani aynı anda başladılar. Bir daha karşılaşmaları için geçen süreye çevre ile alakalıdır. Hocam her zaman çevreyi mi kullanacağız? Hayır bak sildim. Mesela dairesel pisti verdi sana şöyle bir şey verdi. Dairesel pisti böldü şöyle tamam mı? Araçlardan biri burada böyle gidiyor. Araçlardan biri burada böyle gidiyor. Tamam. Şimdi çevremiz x olsun. O zaman 4'e böldüğüm için x bölü 4. 4'e böldüğüm için burası da x bölü 4, burası da x bölü 4, burası da x bölü 4. Şimdi şu v1 olsun, bu V2 olsun. Şimdi ve V1 V2'den büyük olsun. Kimin hızı büyükse o kovalar arkadaşlar. Burada kim kimi kovalıyor? Bak V1 hızında olan V2 hızında olanı kovalıyor. Peki yakalayabilmesi için ne kadar fazla yol alması lazım? Bu kadar bu sefer. Yani aralarındaki mesafeyi kullanıyorum. Aralarındaki mesafe 3x bölü 4 oldu. Hızları farkları hızları büyük olan buydu. V1 V2'yi kovaladığı için V1'den V2'yi çıkardım. Çarpı T'yi yazdım. Bak V2 V1'den büyük olsaydı bu bunu kovalardı. O zaman aralarındaki mesafeye X bölü 4 diyecektik. Bak hangisi hangisini kovalıyorsa. Bak tekrar söylüyorum. Eğer mesela dedim ki bunun hızı 30 bunun hızı 20 tamam mı? O zaman bu böyle gidiyor bu böyle gidiyor. Bu bunu kovalıyordur bu sefer. Büyük olan küçük olanı. Aralarındaki mesafe x bölü 4 diyeceğim. x bölü 4 eşittir. 30 eksi 20 çarpı t diyeceğim. Ama şöyle olursa bakın yine değiştirdim. Bu sefer buraya 30 koydum. Buraya 20 koydum. Bu sefer bu bunu kovalıyor. Bu bunu kovaladığı için aralarındaki mesafe o zaman x bölü 4. x bölü 4. x bölü 4. 3x bölü 4 eşittir 30 eksi 20 çarpı t edeceğiz. Araçlardan birbirini kovalıyorsa kovalayanın hızından yavaş olanın hızını çıkaracaksın. Çarpı t aralarındaki mesafeye eşit olacak. Hadi başlayalım sorularımıza. Diyor ki. Şekilde aralarında 120 kilometre bulunan A ve B şehirlerinden iki araç 80 ve 60 kilometre hızlarla aynı anda aynı yönde harekete başlamışlardır. Hızlı olan yavaş olanı kaç saat sonra yakalar? Aralarında ne kadar mesafe var? 120. O zaman 120 eşittir diyorum. Hızlı olanın yani kova bak bu bunu kovalıyor. Bunun hızı daha büyük. O zaman 80'den 60'ı çıkarıyorum. Çarpı T. Buradan ne geldi? 120 eşittir 20 T yaptı. Her iki tarafı 20'ye böldüğümde T eşittir 6. 6 saat sonuya kadar. Bakın mantığını tekrar söylüyorum. Mantığı şu. Şimdi bunun hızı 60 ya. 60... Bunun hızını da 60 artı 20 gibi düşündüm. 60 olsaydı zaten dengeli olacaktı. Mesafe hiç değişmeyecekti. Bu 120'yi demek ki 20 hızıyla kapatıyor. 120'yi 20 hızıyla 6 saatte kapatır. Hızlı olan yavaş olanı A şehrinden ne kadar uzakta yakalar? 6 saat sonra yakalar dedik mi? Bak o zaman bu 6 saat hareket edecek buradan buraya. 6 ile 60'ı çarptığım zaman ne yaptı? 360 yol aldı bu. B'den 360 ileride karşılaşırlar. A'dan ne kadar ileride karşılaşırlar? 360'da 120'yi toplayacağım. Veya şöyle de yapabilirim. 6 saatte 80 hızıyla 6 çarpı 80 ne kadar yol alır? 480. Aha bak yakaladığı 480 kilometrede yol aldım. İşaretledim gitti. 18 biter. Geldim 19'a. Şekildeki iki araç A ve B şehirlerinden aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyorlar. Bak bu bunu kovalıyor. Hızlı olan aracın hızı diğerinden 20 kilometre fazla. V, Y ve artı 20. Araçlar 8 saat sonra yan yana geldiklerine göre A ve B şehirleri arası uzaklık kaçtır? A ve B aralarındaki uzaklığa ne diyorum? X. Bu uzaklığı eşittir. Kovalıyor. Kim? V artı 20. Kimi kovalıyor? V'yi. Ne kadar süre sonra karşılaşıyorlar? 8 bitti. V'ler birbirlerini götürdü 20 ile. 8'i çarptım 160. 19. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Gel bakalım 20. A şehrinden B şehrine saatte 70 kilometre hızla hareket eden bir araçtan 3 saat sonra A'dan ikinci bir araç aynı yönde harekete başlıyor. Kelimeyi iyi anla. Diyor ki benim bir A şehrim var diyor. Buradan 70 kilometre hızla bir araç harekete başlıyor diyor. Ve 3 saat hareket ediyor diyor. Hadi bunu 3 saat hareket ettirdim. 3 saat hareket ettiğinde buraya gelsin. 70 çarpı 3'ten ne kadar yol aldı? 210 yol aldı. Bu 210 yol aldı. Artık bu araç burada. 70'te böyle gidecek. Burası bitti artık. Diyor ki 3 saat sonra A'dan yeni bir araç yola çıkıyor diyor. İkinci araç. 6 saat sonra ilk aracı yakalamış. Arkadaki soru, yukarıdaki sorunun aynısı oldu. Bunun hızına V diyelim. Bu araç bu aracı yakalıyor ve aynı yönlü hareket. Aralarında ne kadar mesafe var? 210. Aralarındaki mesafe eşittir. Hızlar farkı çarpı T. 6 saat sonra yakalıyor dediği için 6. İçeri dağıt istersen. 210 eşittir 6 ve eksi 420. 420'yi buraya aldım. 630 mu yaptı burası? Eşittir 6 tane V yaptı. Her iki tarafı 6'ya böldüm de V dediğim 105 olarak karşımda. Uup, 20. sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız. Birbirini kovalıyorsa aralarındaki mesafe eşittir. Kovalayanınızı eksi kaçanınızı çarpı karşılaşma süresi. Gel bakalım 21 dairesel pist motor yarışı yapıyoruz vuh, vuh. motor alacağım bu arada yakında sizle de paylaşacağım nasıl bir motor alacağımı anket yapıp göstereceğim size. Şimdi çevresi 360 kilometre olan dairesel pistte iki araç 60 kilometre ve 40 kilometre hızlarla aynı anda aynı yönde hareket ediyorlar diyor. İlk kez kaç saat sonra karşılaşırlar şimdi zaten yan yanalar. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Yarışta bu 60 olan vuu diye hızlıca yola çıkıyor değil mi? Bak bu hızlıca böyle yola çıkıyor önde. Şimdi bu şöyle bir yerlere geldiğinde, böyle bir yerlere geldiğinde öbürü daha önde değil mi? Böyle gidiyor. Karşılaşabilmeleri için böyle bir şey olması lazım. Yani bu bu kadarcık yol aldıysa bak bu A kadar yol aldıysa bunun şuradan şuraya gelişi de A Peki buradan ilk buradan buraya gelişine kadar çevre kadar. Yani hızlı olanın yavaş olandan çevre kadar fazla yol alması lazım ki karşılaşsınlar. Tamam mı? Yani iş şu aslında. Bak şöyle bu pisti açtım. Tamam mı? Bu pisti açtım. Aslında 40 olan burada 60 olan burada. Tamam mı? Bunun bunu yakalamasını istiyor. 360 kadar mesafe var aralarında. O zaman diyorum ki aralarındaki mesafe 360 eşittir. Hızları farkını aldım. 60 eksi 40 çarpı T dedim. O zaman 360 eşittir. 20 çarpı T oldu. Her iki tarafı 20'ye böldüğümde 18 saat sonra ilk kez karşılaşırlar. Hocam ikinci kez ne zaman karşılaşırlar? Mesela şurada karşılaştılar. Ne oluyor? 60 olan böyle gidiyor. 40 olan yine böyle gidiyor, yine aynı yönde hareket. Bir daha karşılaşabilmeleri için bir çevre kadar daha yol alacak. Yani bir 18 daha geçer. Yan yana oldukları için her karşılaşmaları 18'de bir olur. Gel bakalım 22. Şimdi yukarıda anlattım aslında bunu. BC çaplı çevresi 360 kilometre olan pistte hızları 70 ve 40 olan iki araç aynı yönde harekete başlıyor diyor çevresi 360'mış. 4'e bölünmüş. Burası 90, burası 90, burası 90, burası 90. Araçlar ilk kez kaç saat sonra karşılaşır? Şimdi aynı yönde hareket yapıyorlar bak. Bu da sağa gidiyor, bu da sağa gidiyor. Peki hangisi hangisini kovalıyor söyle bana? Hocam 40 olan 70'i. 40 olan 70'i yakalayabilir mi ya? Hızlı olan yavaş olanı kovalıyordur. Aralarındaki mesafe o yüzden bu kadardır arkadaşlar. Ne kadardır? 90, 180, 270. Aralarında 270 mesafe var. Hızları farkını alıyorum. 70 eksi 40 çarpı T. O zaman 270 eşittir. 30 çarpı T oldu. Her iki tarafı 30'a böldüğümde 9. 9 saat sonra yakalarmış. Tamam. Şimdi diyor ki ikinci kez ne zaman yakalar? Şimdi arkadaşlar ilk durumda yan yana değiller yakaladı mesela. Bu buradan buraya kadar geldi. Tamam mı? Öbürü de buradan böyle dolaştı 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 dolaştı. Geldi bunu burada yakaladı. Artık bu buradan buraya 70 ile gidiyor. Bu buradan buraya 40 ile gidiyor. Artık yan yanalar. Yani soru yukarıdaki soruya dönüştü. Şimdi bunun bir daha bunu yakalayabilmesi için bu sefer çevre kadar yol alması lazım. Hızları 70 eksi 40 farkları. Şuna T1 diyelim. T1'i bulmuş olduk. T2 diyelim şimdi. O zaman 360 eşittir. 30 çarpı T2. Her iki tarafı 30'a böldüğümde T2 dediğimde 12 oldu. İlk karşılaşmalar için 9 geçmişti. İkinci karşılaşmalar için de 12 geçti. 21 saat sonra ikinci kez karşılaşırlar. 22. sorusunun A şıkkı C sonra B şıkkı da E şık cevabımız oldu. Hadi bakalım. Şimdi 23. Ne diyormuş 23 bize? Şekildeki A ve B noktalarında hızları sırasıyla 50 km ve 30 km olan iki araç birbirlerine doğru aynı anda hareket ederlerse C'de. Bir kere söylenenleri yazalım. Bir tane araç A'daymış, bir tane araç B'deymiş. Hızları sırasıyla 50 ve 30'muş. A'dan hareket edenin hızı 50, B'den hareket edenin hızı 30'muş. Tamam. Şimdi eğer birbirlerine doğru böyle bu şekilde hareket ederlerse arkadaşlar C'de pardon okları yanlış koydum. Birbirlerine doğru hareket ederlerse böyle hareket ederlerse bak birbirlerine doğru hareket ederlerse yani zıt yönlü hareket yaparlarsa C'de karşılaşıyorlarmış. Tamam aynı yönde hareket ederlerse yani bu bu tarafa giderken bu da bu tarafa giderse D'de karşılaşıyorlarmış. BC 60 olduğuna göre AD nedir? Şimdi ilk bilgiye bir bakalım. Şimdi biz arkadaşlar şunu şu şu ikinci durumu bir unut tamam mı? Yani önce bu araç bu tarafa gidiyor, bu araç bu tarafa gidiyor. Şuranın 60 olduğunu vermiş mi bize? E bu 60 yol almış demek ki. 60 yolu 30 hızıyla T kadar zamanda yani bu buradan buraya 2 saatte gelmiş. O zaman C'de karşılaşıyorlar dediğine göre bu da buradan buraya 2 saatte gelir. O zaman buradaki mesafe x dersem x eşittir 50 çarpı 2 eşittir 100. Yani şuradakinin 100 olduğunu buldum. Artık sorunun ilk kısmı bitti. A ile C arası A ile B arası 160 oldu. Burayı siliyorum artık sildim. Burada bana lazım olan şeyi buldum. Buradaki A ile B'nin arası ne kadarmış toplam 160. Diyor ki şimdi 160 dedim 106 yazdım ya sil şunu. 160. Şimdi diyor ki bu diyor bu tarafa gitsin ama diyor bu bu tarafa gitsin. Yani bu sefer kovalama. Şimdi bu araç bunu kovalıyor. Aralarında ne kadar mesafe var? 160. Aralarındaki mesafe eşittir. Hızları farkı çarpı T. 50'den 30'u çıkarıyorum. Çarpı işte T2 diyelim buraya da. 160 eşittir. 20 çarpı T2. Her iki tarafı 20'ye böldüğüm zaman T2'nin ne olduğunu biliyorum. 8. 8 saat sonra yakalarmış. A ile D arasındaki uzaklığı soruyor. Bak A ile D şurası değil mi? Bu buradan buraya kaç saatte geldi? 8. 50 ile 8'i çarptım 400. Veya şunu da yap. Bak bu da buradan buraya 8 saatte geliyor. 30 ile 8'i çarparım. 240 burada var. E, 160 da burada var. 160 ile 240'ı toplarım. Yine 400 yine 400. İstediğin yerden çöz. Hadi bakalım 24. sorumuz aralarında 70 gibi metre mesafe bulunan A ve B araçlarının hız zaman grafiği verilmiştir diyor. Şimdi aralarında 70 metre mesafe varmış. Şöyle bir yazalım. Tamam. Araçlar aynı yönde, aynı yöne doğru hareket ettiklerinde arkada olan hızlı araç önde olan yavaş aracı kaç dakika sonra yakalar? Bak, hızlı olan bu olsun, yavaş olan bu olsun kaç dakika sonra yakalar? Şimdi bize grafikten hızlarını bulmamızı istiyor. Şimdi bak bu ne yapmış? 120 metre yolu 3 dakikada almış. Bunun hızına V1 diyelim. Tamam mı? Veya VA diyelim. 120 metre yolu VA hızıyla ne kadar zamanda almış? 3. O zaman her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman A'nın hızı 40'a eşit oldu. Öbürü ne yapmış? 90 metre yolu 3 saatte almış. 90 eşittir hızına VB diyelim 3 saatte. Her iki tarafı 3'e böldüm ve B dediğimiz ne oldu? 30. O zaman hızlı olan bu 40. Yavaş olan bu 30 kaç saat sonra kaç dakika sonra yakalar diyor. Aralarında 70 mesafe var. Hızları farkını alıyorum. 40 eksi 30 çarpı T. 70 eşittir 10 T oldu. Her iki tarafa 10'a böldüğümüzde T'nin 7 olduğunu bulduk. 24. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız oldu arkadaşlar. Neyse bunu ilk videoyla birleştireyim ya toplam bir saat falan olacak. Neyse ayrı olsun ayrı olsun kısacık bir video olsun bu da böyle güzelce bitirin. Evet şimdi burayı bitirdik arkadaşlar şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Böyle nehir, akıntın soruları, tren soruları, ortalama hız soruları bunları yapacağız. Ondan sonra onları yaptıktan sonra nerelere geleceğiz arkadaşlar? Nerelere geleceğiz? ÖSYM sorar sorularına geleceğiz. Hadi bakalım sonraki dersimizde görüşmek üzere efendim. Bay bay.